Hava gazı e, biz şimdi birçok vergiyi kaldıracağız. Hı. Bu Artagan projesiyle beraber zaten vergide kayıp kaçak ortadan kalkacağı için zaten indirim olacak. Dolayısıyla kardeşinizin 200 liralık ki o da çok fahiş. Ha 400 lira. 90 lira. Ha. Hayır 400'ün 200'si. Evet. lirası ya, o da çok fahiş. Tabi. Yani bunu biz 200 lira e, yani o fahişi düzenledikten sonra bir şey demiyorum. Dolar mesela. mesela bakın biz ne yapacağız? Dolarla e, alım garantisi verilmiş her şey düzenlenecek. Dolarla teşvikler verilmiş onlar düzenlenecek. Alt taşeronlara, e, alt taşeronlar var onlara para aktarımının önüne geçecek. TRT payı kaldırılacak. TRT e, elektrikten faturadan para ödenerek kalkındırılmaz. Hakikaten milletimizin televizyonu haline getirilecek oradan kalkacak. E, ve hmm. hava gazı elektrik e, vergisi ortadan kalkacak. Dolayısıyla fatura yarı o, yarı Yani fatura düşer. zaten en az yarı yarıya zaten düşer. düşüyor. Bir onunla birlikte de ayrıca düşüyor. Yani 200 ayı düşürdük diyelim ki yani o hesap yok bende ama diyelim ki bütün bu e, yaptığımız işlerle e, 150 liraya düştü. Yani ha, dolar maliyetleri kaldık. 400 liralık kaldırdık. bir fatura i̇şte, 150 liraya, 150 liraya, liraya düştü. Hı. Ondan sonra bir de oradan var 100 lira para öderler. Bizim Artagan'la yaptığımız bu Vergileri çoğalt şeyi e, almayı çoğaltıp miktarını düşüreceğiz biz. Bunu çalışmışsınız. Oran, Tabi oranla düşüneceğiz. Bir de aile Bakanlığı'nın yaptığı açıklama var. Biz Sayın bakan yaptı açıklamayı. 2.1 milyon haneye evet. elektrik faturası desteği veriyorlarmış efendim. Bakın. Bir de bakın, buna rağmen, ya buna rağmen bana her gittiğim yerde e, fatura, gösteriyor? fatura gösteriyor, özellikle emekliler. Bir şey soracağım efendim. Yani hane, şey, evlere giden faturadan bahsediyor Niye bu kadar böyle bir hayat zorlaştı, geçim, ne oldu da böyle bir? bir Üretimden anda... gitti. Şimdi her hmm. şey çok ucuz dendi Türkiye'de. İki tane bana göre problemi hmm. var. Birincisi işte buğday almak Türkiye'de üretmek daha pahalı, Ukrayna'dan almak ucuz. Nohut Türkiye'de hmm. pahalı, şeyde Kanada'da daha ucuz gibi. Önce biz sizin de. Benim de ısrarla çok üzerinde durduğum biz tarımı göçerttik. Tarımda üretimi göçerttik. Buna bağlı hayvancılık, besicilik gitti. Nasıl olsa işte oradan buradan almak çok daha ucuz. Hep ucuz üzerinde duruldu. Dünyada para çoktu. Zaten e, o para geliyordu ülkelere. Bize de geldi. Bir e, çalışmaya göre 500 milyar dolarlık bir e, paranın yani bu şekilde gelip gittiğine dair e, bilgilerimiz var. Şimdi o para bolluğunda aldığımız o paraları netice kredi olarak alıyorsunuz. Bu tür şeylere harcamak yerine hmm. eğer siz üretime, sanayiye, teknolojiye ben e, betonu da e, reddetmiyorum. Mutlaka bu sistemin içinde inşaat da olmalı. O da çok o her e, alanı 129 alanı harekete geçiren bir sektör. Ama tek tercihiniz beton. Sanayi yok. Efendim sadece hizmet sektörü e, ve e, dışarıdan ithalat üzerine yaptığınız bir sistemde e, birilerini zengin edersiniz hmm. İkincisi de o. Birilerine kaynak aktarırsınız e, ucuz diye alırsınız ve sonuçta pandemi gelir. Ukrayna der ki size takasa girelim e, buğdayı bu şekilde satma veya hmm. şu kadara satıyorum hmm. ve e, böyle kalırsınız.